Bu derste AR formülünü öğreneceğiz. AR formülü mantıksal sınamalarda kullanılan temel bir formüldür. Kullanımı oldukça basittir. 3 adet parametre yer alır AR formülünün içinde. İlkinde mantıksal bir sınamamız vardır. Eğer bu mantıksal sınama doğruysa ikinci parametremiz olan koşul çalışır. Değilse üçüncü parametremiz çalışıyor. Şimdi hemen bakalım. İlk olarak C2 hücresini seçtim. Bu arada satıcılar ve tutarları var ki bunları pivot table dersinde yapmıştık. Örneğin Ahmet 92.300'lük bir satış yapmış. Şimdi 100.000'i geçti mi? Ahmet'in satış tutarı 100.000'i geçti mi? Alper'inki geçti mi? Bunları sınayacağız. İlk olarak fonksiyon ekleye tıklıyorum. Karşıma böyle bir pencere gelecek. Daha sonra eğer yazıyorum. Ve tamam diyorum. Fonksiyon bağımsız değişkenleri penceresi geldi. İyi ki mantıksal sınamaydı. Neydi? B2 hücresi yani Ahmet'in tutarı. Şöyle göstereyim. Shift küçüktür tuşuna bastım. Sonra eşittir yazıyorum. B2 100.000'e eşit mi diyorum. İlk olarak bunu sorguluyorum. Eğer doğruysa evet yazsın. Metin değerleri daima tırnak işareti içerisinde yazılıyordu. Unutmayın. Eğer 100.000'den büyükse tutar, evet yazsın. Değilse hayır yazsın. Ki sonucu zaten burada gösteriyor. Tamam'a tıklıyorum ve hayır yazdı. Burada yaptığımız B2 hücresinin 100.000'den büyük olup olmamasını sorgulamak oldukça basit. İstiyorsanız ikincisini yapalım hemen. Tıkladım. Diyorum ki B3 hücresi büyük eşittir diyorum. 100.000 veya 100.000'den büyük mü diye bakıyorum. Doğruysa evet. Yanlışsa hayır yazsın diyorum. Yine sonuç bu sefer 100.000'den büyük evet yazdı ve tamama tıklıyorum. Ve evet yazacak. Diğerlerini de otomatik tamamlama yöntemiyle dolduruyorum. Şimdi bir de prim hesaplaması yapalım. Eğer 100.000'den büyük satış tutarı varsa %10 prim alsın. Değilse %5 prim alsın diyelim. Bunu 50 yazalım. Eşittir. Eğer yazıyorum. Şuraya yazayım. Eğer B2 hücresi büyük eşittir 100.000 mi? Noktalı virgül koyuyorum. 100.000'den büyükse yine B2 hücresini seçtim. Çarpı 0,10 diyorum. Yani %10'unu alsın satış tutarının. Değilse yine B2 hücresini seçiyorum. Çarpı 0,05 diyorum. Sadece %5'ini alsın diyorum. Parantezi kapattım. Enter'a bastığım zaman 100.000'den küçük olduğu için sadece %5'lik bir prim alacak. Diğerlerini de aynı şekilde dolduruyorum. Örneğin Alper %10'unu alıyor satış tutarının ki 100.000'den büyük olduğu için. Şimdi bir de şu var. Sabit bir değerle kullanalım. Şuraya 100.000 yazıyorum. H2 hücresine. Şunları sileyim. Şöyle tekrar yazalım. Eşittir. Eğer dedim. Tab'a basıyorum. Otomatik gelecektir zaten. B3 hücresi. Büyük eşittir. H3 düzeltiyorum. H2 hücresinden büyük eşittirse yani büyükse B3 çarpı %10 diyorum. Noktalı virgül değilse ki zaten yazıyor burada. B3 çarpı 0,05 diyorum. Ve primleri bu şekilde hesaplayabilirim. Fakat aşağı çektiğim zaman şöyle bakayım. Değerlerin gittiğini görebilirsiniz ki H2'yi seçmiyor artık H3'ü seçiyor. Bu yüzden daima bunu sabitlemeliyim. Sabitlemeyi nasıl yapıyorduk? F4'e basıyorduk. F4'e bastım. Artık sabit bir değerim var. Şimdi aşağı çekebilirim. Çektiğim zaman değerler otomatik olarak düzeltilecektir. Gördüğünüz gibi sadece bu kısım %5'ini alıyor. Bu ise Elif ise %10'unu alıyor. Evet. Gördüğünüz gibi AR formülü kullanımı oldukça basit. Excel'de bilinmesi gereken temel formüllerden biridir.